Herkese selamlar dostlar. 31 Aralık 2022 iddia tahminleriyle hepinize selamlar. 2022'nin son videosuyla karşınızdayım. Toplamda 6 adet maçım var. İdeallerinden ve yüksek oranlarından bahsedeceğim. Değerlendireceklere bol şanslar. Öncelikle ekrana görselimiz gelsin. Yılbaşı çekilişi yapalım istedim. Bir kişiye forma verelim. Sadece yorum yapmanız yeterli olacaktır. Tüm yorumları bu siteler oluyor ya videonun linkini atıyorum yorumlardan. Bir kişiyi biz de mutlu etmek istedik. Kazanan bir kişiye forma hediyesi vereceğiz arkadaşlar. Sadece dediğim gibi yorum yapmanız yeterli. Yeni yılda bir kişiyi biz de mutlu etmek istedik. O yüzden bir kişiye istediği takımın forması. Tabii dört büyükler olur orijinal göndereceğiz onu da belirteyim. Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzon fark etmez. Dilerse... E, yabancı takım forması da seçebilir. Hiç fark etmez. Sadece yorum yapmanız yeterli. Biz de yeni yıla gelirken sizlerden bir kişiyi mutlu etmek istedik. Katılacaklara, yorum yapacaklara bol şanslar efendim. Geçtim bunu. Bir adet skor yarışmamız var. Beşiktaş maçının maç skorunu bilen yok arkadaşlar. 1-0 bitti. 1-0'ı kimse yazmamış. Onu belirteyim yani herkes gollü maç bekliyordu haliyle maç bence patladı tabii ki maç skoru yarışması yapalım dedim yeni yıla girerken yine ocak ayına girerken ocak ayı telegram gruplarımızı alalım. Brighton Arsenal maç skoru ne olur sizlere sorduk katılacaklara bol şanslar yorum yapmanız da bunun için de yeterli. Aynı şekilde çekilişe de dahil olduğunuzda belirtelim maç skorunu yazdığınız zaman da geçtim bunu da. Yüksek misli için arkadaşlar dün iki tane yüksek misli verdim son 6 yüksek mislinin 5 tanesi kazandı mesela. Solda ve solda gördüğünüz Avrupa için yüksek misli vermiştim. 1.68 gibi oranı vardı onun. Gayet güzel bir şekilde geldi. Ne vardı? Modpay ile mücadelesine toplam gol 1,5 üst verdim. Geldi. Marsilya'ya 0-1 şıkta şans verdim. Geldi. Beşiktaş'a da atacağı bir golü verdim. O da geldi. 1.68 gibi oranı vardı. Kazandım. Sağ tarafta gördüğünüz yurt içi yüksek mislisine baktığımız zaman da Beşiktaş Adana Demir mücadelesine KG var seçeneğini vermiştik. Adana Demir'in özellikle bir tane özel İstanbul sanırım. Karşı karşıya kaçırdığı pozisyonda zaten yerlere yattık diyelim. O da başarısız olduğunu da burada sizlere söyleyelim. Geçtim bunu da. Herkese açık Telegram kanalımız var. Açıklama kısmında var. Yorumlar kısmında var. Oraya da katılın. Bugün mesela özel analiz paylaştım. 1.64 gibi orandan akşam oynanacak maça. Dilerse ekranda da görüyorsunuzdur zaten. Burada da vermiş olalım yazı halinde özel bir detay her maçını izlediğim için özel bir detay fark ettim Fenerbahçe Beko maçında. Onu belirttim. Ekranda da vardır. Yorumlarda ve açıklama kısmında var. Oraya da katılmayı unutmayın arkadaşlar. Geçtim bunu da. Canlılarda neler yaptığımıza baktığımız zaman dünün canlı seansı yine biraz iyiydi diyebilirim açıkçası. Kombinemiz başarısız oldu fakat canlılarda özellikle Giresun maçına ben tek bir canlı verdim. Dedim ki İlk yarıda bir gol gelebilir. Golü de Giresun atabilir diyerekten de yazdım zaten. Başarılı oldu. 2-0-5 gibi orandan da bir canlı aldık. Zaten bir kupon değerinde. Onun dışında diğer arkadaşlarımız da canlı yaptı. Canlı odasında da ilerlemeye devam ediyoruz. Tekrardan tebrik edelim. Geçelim burayı da. Şöyle videoya yeni yılın girerken son videosu sizlerden ricam artı 300 seviyesine like atmanız bizler için yeterli olacaktır. Herkese bol şanslar. Barcelona-Espanyol maçıyla başlayalım. Barcelona bence güzel bir Baş, yeni yıla girerken güzel bırakmak isteyecektir bence 2022. Espanyol'la oynayacaklar ki şöyle de bir istatistikten bahsedeyim. Espanyol Barcelona ile oynadığı son 8 karşılaşmanın ilk yarısında gol atamamış. Elimde böyle bir istatistik var arkadaşlar. Barcelona'nın kadrosu malum. Burada çok fazla konuşmaya gerek yok. Oran da yok zaten. Devreden bir Barcelona galibiyeti bekliyorum. Bunun da oranı 44 gibi oranı var. İlk yarı Barcelona burada galip gelecektir diye düşünüyorum. Kadrosuna baktığım zaman da Dembele, Depay, Rapinha üçlüsü ileride gözüküyor. Lewandowski bu maçta karşı cezası olmayacak onu da belirtelim. Fakat dediğim gibi ilk yarıdan da bir Barcelona galibiyeti çıkabilir. Arka tarafta Pedri, Busquets, Gavi üçlüsü de olacağını belirtelim. Şu an öyle gözüküyor. Geçtim. İkinci maçın Fulham'la Southampton karşılaşması. Fulham son, maçın son maçında 3-0 gibi net psikolla galip gelmesini bildi. Rakip yeri geldi 9 kişi kaldı. Fakat şunu söyleyeyim ben size. Rakip daha hiç kırmızı kart görmeden önce Fulham takımı oynamaya devam ediyor. Mitrovic o maçta sakat olarak gözüküyordu. İlk 11'de başladı. Yine aynı şekilde bu maçta da Mitrovic ilk 11'de gözüküyor. Mitrovic'den ziyade hemen arkasında oynanan o 10 numara rolündeki Pereira da inanılmaz oynuyor bence çok yakıştı Fulham, takımına. William da aynı, William aynı şekilde Fulham takımına süre almaya devam ediyor. Orada kanatlarda çok etkili. Kebano'nun bir sakatlığı var. Fakat o eksikliği çok fazla hissetmiyor, hissetmiyorlar. Southampton'la oynayacaklar burada. Kendi evinde yine baskılı bir Fulham olacağından dolayı genellikle golü geçiyor Fulham maçları da bildiğiniz üzere. Ben burada yine yüksek orana gideceğim burada Fulham'ın atacağı 2 gole güzel oran vermişler. Yaklaşık 1.70'e yakın oranı var. 1.66 oranı var ekranda gördüğünüz üzere. Fulham'ın kendi evinde oynadığı maçlarda zaten maç başı ortalaması neredeyse 2 gol olduğundan dolayı Fulham bence burada en az kendi evinde 2 gol atmasını beklerim. 1.70'e yakın zaten bir oranı var. Manchester City ile Everton mücadelesi. Sizin son maçını izlediniz mi? Ben maç önü olarak 2-2 verdim. Kendim de yüklü bir miktarda bahis almıştım. Yani Jack Grealish'e o kadar çok sövdüm ki yani dilinde tüy bitti bak. Sövmekten dilinde tüy bitti. Adam o kadar çok kaçırdı ki. Ama son saniyede attı. 45 artı 1'de mi? 45 artı 2'de mi? Rodrik'e attı dönen topta. Yani Jack Grealish'e şey gelse onu da atamazdı o. İnanılmaz kaçırdı. Son maçında. E, işte burada Everton'la oynayacak. Kendi evinde oynayacak. Haaland formunda iştahlı bir City vardı. Yine aynı şekilde burada da galibiyetini bekleyecekti. Çünkü Arsenal'da Brighton'la zor bir maç oynayacak. Burada galip gelip Arsenal maçının skorunu bekleyecekti. Çünkü liderlikten bayağı uzaklaşmaya başladılar. Bence bu maçta Foden oynayabilir. Bir de Bernardo Silva Mahrez'in yerine belki oynayabilir. Onun dışında kadro aynı olabilir. Burada idealden ne yapabiliriz diye baktığım zaman da. Ev sahibi 2.5 üst bence burada ideal olacaktır. City'nin tek başına atacağı 3 gol 1.42 oranı var. Tek takımdan 3 gol beklemek biraz sıkıntı. Benim, benim iddia mizahıma çok iddia anlayışıma çok fazla uymuyor. Ama City olduğu için almakta fayda var. Ben bir de şöyle bir yüksek oran yapabiliriz diye düşündüm. Onu da bulabilirsem. Şuradan buluruz gibi geliyor bana. Aynen. 2.10'da bunun oranı var. Ev sahibi ilk yarıda 2 gol atar. Yani Manchester City'nin kendi evinde oynadığı maçta ilk yarıdan 2 gol atması bence 2-10 gibi orana risk edilebilecek bir oran olduğunu da belirtelim. Geçtim diğer mücadeleme. Newcastle ile Leeds United karşılaşması. Newcastle kendi evinde oynayacaklar. Bakın Newcastle gerçekten taş gibi takım. Brighton, Newcastle bunlar kendi oyununu sürekli oynayabilen takımlar. Büyük takımlara da oynuyor. Kendi düzeyindeki takımlara da oynuyor. Kendi altındaki seviyesindeki altı takımlar, altındaki takımlar zaten ezen bir takımlar bunlar. Newcastle oynuyor deplasmanda 3-0'lık Mine galip geldi zaten. 3-1 Mine galip 3-0'm 3-1'm. Leicester'a karşı galip geldi o mücadelede. Üst vermiştik. Yakaladık güzel orandan. 1.70'e yakın oranı vardı aynı şekilde. Ben burada Newcastle'ın burada yine maç boyunca atacağı iki gol ideal orandan. 1.33 gibi oran var. Les United'de oynayacaklar. Les United'de bu maçta bir artık reaksiyon vermeye çalışır. Fakat Newcastle arkadaki boşlukları da değerlendirir. Normal abluka da oynayarak da gol bulması bekleniyor. Ev sahibi 1.5 üst beklentimdir. Diğer mücadelem Villarreal ile Valencia. Bu maçı hızlı geçeceğim. Şöyle bir istatistik var. İstatistikten ziyade her iki takımda devresinde temkinli oynayan takımlardan bir tanesi. Her iki takımda devrede çok fazla gol bulamıyor. Villarreal takımına baktığımız zaman da 14 maç oynadı. 10 tanesinde ilk yarıda gol atamadı. Valencia takımına baktığımız zaman da 14 maçın 8 tanesinde ilk yarıdan gol atamadı. İlk yarılarda gol gelmiyor. Oranı da çok yok ama ee, bir tamamlama maçı olarak kullanılabilir kullanılabilir belki. İlk yarı 1.5 altın oranı 27 gibi oranı var. Dediğim gibi tamamlama maçı olarak kullanılabilir. Eğer risk atmak istiyorsanız da burada şöyle bir önerim de olabilir. Devreden bir beraberlik çıkar mı? 1.93'te bunun oranı var. Sistemlere belki ekleyebilirsiniz diyerekten de aklınızda bulunsun. Geçtim diğer mücadeleme. Son maçım Brighton ile Arsenal mücadelesi. Bakın Arsenal inanılmaz bir futbol sergiledi. Özellikle son maçında Herkes açık gruba da attım. Bir yazı yazdım. Devre bitti. Arsenal 1-0 geride kaldı. Geride kapattı devreyi. Bir yazı yazdım şöyle. Bir metin yazdım. Canlı olarak herkese açık gruba da gönderdim. 5000 kişilik. Oraya da katılmayı unutmayın. Açıklama yorumlarda var. Dedim ki yani Arsenal kalenin dibi, kalenin içine girmek istiyor. Yani ceza 6 pasa geliyor vurmuyor. Bir pasta, bir pasta, bir pasta. Yani zevk veriyor açıkçası. O ayrı. Zevk veriyor fakat ikinci yarı er oynadım. oyunla birlikte kalenin ağzını artık attı yani sonunda. o 2-3 tane gol attı zaten. Ben dedim ki o yazıda Arsenal'ın bu maçta golü var. Arsenal kaybetmez. Hatta Arsenal'ın 2 golü bile alınır diyerekten de devre arasında bahis verdim. 2 golün oranı zaten 1.93 oranı vardı. Ben de aldım zaten. Burada Arsenal çok iyi futbol sergili okey. Fakat karşılığında Brighton var. Kendi evinde büyük takımlara karşı da iyi oynayan bir Brighton takımı var. Maçın ne olacağı belli olmaz. Ben o yüzden buradan e, kaçarmak kaçamak bir tercih yapacağım. Yüksek orandan kaçamak bir tercih. Mücadele genelinde arkadaşlar toplam gol aralığı 1.80 gibi bunun oranı var. 2-3 gol bandına kalır diyerekten düşünüyorum. 1.80'de bunun oranı var. Ben burada mücadelenin kendi skor beklentimi söyleyeyim. 2 birlik bir Arsenal galibiyeti. Hatta tarafa gitmeyeceğim burada aynı şekilde. Sisteme alacaklara 3.55'ten de handikap 0. Tamamen 2-1 bekliyorum. Başka bir skor beklemiyorum. Derim 2-3 golde kaçamak bir tercih. Olası bir sürpriz olursa 2-3 golde de kalır gibi geliyor bana. Onun da oranı zaten 1.80. Bu yönde bir tercihim oldu. Değerlendireceklere bol. Şanslar diyerekten de geçeyim. Toplamda 6 maçım var. İdeallerinden yüksek oranlarını bahsettim. 2022'nin son videosuydu arkadaşlar. Bu zamana kadar bizleri destek veren, videolarımızı beğenen, yorum yapan herkese çok çok teşekkürler. Umarım 2023 yılı sizin yılınız olur. Her şey istediğiniz gibi geçer dileklerim bu yönde değerlendirecekler. Bol şanslar 2023 yılında. Görüşürüz. Hatta espri yapalım. Seneye görüşürüz arkadaşlar. Görüşmek üzere. Allah'a emanetsiniz.